%63 imzaladı. Şirketler ve vatandaşlar zaten bulunuyor da şirketler döviz kredisi talebi de bulunmuyor. Çünkü o şekilde bilmek istemiyor. O zaman bankalar ne yapıyor? Gidiyor Merkez Bankası'na koyuyor. Sabah beklerini. Karşılığında TL alıyor. O TL'yi kredi olarak bizleri kullanıyor. Yani Merkez Bankası bankalardan alıyor ve borcu alması 60 milyarlar merkezinde. Onu düştüğümüzde net rezervler maalesef eksildi. Para yok, hatta borcu var. Dolayısıyla Türk krizine şu anda inanılmaz bir şekilde mağdur durumdayız, çıktığındayız. Umarım bu yaşamız ama şöyle bir gerçek de var. Bir sene sonra kur ne olur? Kitap yazıyor, diyor ki forward rate. Bir sene sonraki kur şudur. İki para birimi arasındaki bir sene sonraki tahmini enflasyon farkı kadar kur artar azalır. Bu durumda bakalım Türkiye'de enflasyon kaç? 54 demiştik. Ama muhtemelen birçok ekonomisti yakından takip ediyoruz. Bu fiyat artışları sebebiyle 70'ler mertebesine gelme potansiyeli maalesef var. 70 olmasın, biz buna kabaca 55'li zaman %50 eksi, 55 eksi, %5 eşittir, %50. Demek ki TL, dolar, TL'ye karşı %50 değer kazanacak. Hikaye bu. Bu oluyor mu, olmuyor mu? Şu anda olmuyor ama kısa vadede olmaması orta uzun vadede olmayacağı manasına gelmez. Hatta biz diyelim bakalım 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl kur hareketlerine bakalım. Mutlaka yakalar. Yani orta uzun vadede teori her zaman pratikte çalışır. Kısa vadede tersine hareketler olabilir. Dolayısıyla orada da maalesef ciddi bir sıkıntı var. Çünkü artan enerji maliyetleri, artan ham maliyetleri muhtemelen düşecek tüketim talep ve yazın İşte bu sene 2 yıldan sonra tekrardan güzel bir turizm diye geldiğimizdik. Maalesef bunun bir kısmı boşta gitti. Dolayısıyla cari açık tekrar oluşacak. Bunun da maalesef hem enflasyon hem de dolayısıyla TL'ye negatif etkisi olacaktır diyebiliriz. Şimdi tüm bunlara baktığımızda ne oluyor? Nasıl fiyatlıyor piyasa bunu? Piyasanın fiyatlanması için 2 tane bakacağımız yer var. Bir tanesi yine faizler. Hazinenin çıkarmış olduğu Eurobond'lar var. Yani döviz cinsi borçlanma kağıtları dahil. Dolar olsa dolar Eurobond, Euro olsa Eurobond. Dolar cinsinden hazinenin en uzun vadeli borçlanması 2047 vadeli ve bunun getirisi şu an %9. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti hazinesi uzun vadeli borçlandığı dolarda %9'dan yapıyor. Euro'ya bakalım. Eurocinsi Eurobond'a azdır ama var. 2026 vadeli Eurocinsi Eurobond'u. Eurocinsi şu anda %6'nın üzerinde. Bir bakacağımız yer burası kerteniz noktamız. Yani niye anlatıyorum? Çünkü şirketlerin borçlanma ayeti nerede nasıl hesaplanır bulmak için. Bir de dönelim CDS'e bakalım. CDS nedir? Kredi default sıra. Yani temerrüt. Kredi temerrüt takası. 5 sene içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin borçlarını ödeyememe, temelinde düşme ihtimaline karşı bir sigorta satın alıyorsunuz. Bu sigorta işte prim ödüyorsunuz. Bu nasıl iyi destekler? Bunun da şu anda geldiği seviye %7. O zaman bu şu demek, çok kaba bir hesapla Türkiye'de bir şirketin sadece Türkiye'nin riski varsa, yani ihracatı çok kısıtlıysa, burada ödüyor, burada satıyorsa, tamamen bir Türk şirketi ise o zaman uzun vadede dövizle borçlanma maliyeti %7'nin altında olamaz. Mümkün değil. Çünkü hazine bu fiyatlardan borçlanabiliyor. Banka ya da yatırımcının fazla parası bir yurt dışından hazineye verilmezse şirket vermez. Şirket bir şekilde temelli bir şeydir ama hazine ne yapar? En kötü para basar, vergi topluyor ki gelir var. Para basar, gider ondan döviz alır, alabildiği kadar. Borcunu öder diye bakılır. Dolayısıyla risk primiyeti aslında hazine borçlanma maliyeti. Dolayısıyla bir şirketin bu piyasa koşullarında dövizde, dolarda borçlanma maliyeti hem dolar hem dövizde fark etmez. %7'nin altında uzun vadeli borçlanma ihtimali bugünkü piyasa koşullarında maalesef çok mümkün değil. İşin TL borcuna baktığımızda hazinenin çıkarmış olduğu yine bir sürü vadede TL tahviller var. Neye bakıldı? 2 yıllık gösterge niteliğindeki hazine tahviline bakılıyor. Bunun da şu anda getirisi maalesef %26'lar mertebesine geldi. Dolayısıyla oradaki risk free rate'de %26. Dolayısıyla şirketlerin borçlanma maliyeti eğer Türkiye riskisi de varsa sadece ihracat
şirketlerde bu gidişatı çok yakından takip edip gördükleri için Türkiye'nin kredi notunu maalesef düşürmeye devam ediyorlar. Şu anda S&P'de ve Fitch'te yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademi altındayız. O da bizi B plus seviyesine getiriyor. Bu dizide ise 5 kademi altındayız. Highly speculative grade diye geçer bu. Yani yatırım yapılamaz bir ülke seviyesinde. Uzun zamandır buradayız. Maalesef daha da aşağıya gidiyoruz. Dolayısıyla çok iyimser bir tablo maalesef bugünkü piyasa koşullarında çizemiyoruz. Bundan tabii bankalara çok ciddi oranda etkilendi. Tabii ki şirketler, finansmanlar gibi kur farkı giderse bile etkilendiği devam ediyor. O zaman biraz da bir bankaların durumuna bakalım. Gazeteyi açtığımızda ya da bunun böyle açtığımızda şöyle haberler veriyoruz. İşte Garanti Bankası tarihi kar açıkladı. X milyar TL. Akbank işte inanılmaz bir kar açıkladı şu kadar milyar TL. Bir yandan da bakıyoruz Avrupa'da faiz oranları çok düşük. Almanya devletinin hazinesinin çıkardığı borçlanma kağıtlarının getirisi negatif. Amerika'da uzun vadeli Fed'in çıkarmış olduğu borçlanma maliyeti, kağıtların borçlanma maliyeti şu anda getirileri %1.7. Biz neden oradan ucuza borçlanıyoruz? %1-2 koyup burada borçlanıyoruz. Bu bahsettiğim risklerden dolayı. Şimdi bankalarına döneceğim tekrar. Çok yüksek miktarda kar çıktılar ama o karın sermaye oranına bakmamız lazım. Yani atıyorum BBVA Garanti Bankası sahibi. Garanti Bankası'na bir para koymuş. Bir de vatandaşlardan, şirketlerden bir mevduat toplamış. Bir de borçlanma araçları toplamış. Dönüp bunlarla hem kredi veriyor hem de kendisi getirim veriyor. Koyduğu sermayenin yıllık getirisi şu anda %17-18'ler bandında. Yani o sermayeyi aslında bankaya koymayıp gidip hazineye, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin borç versiyonu şu anda %26-7'ler denecekler. Dolayısıyla nominal getirisi, evet %18 çok yüksek ama reel getirisi negatif. Yani aslında %18 para kaybetmiş. Ve bu sadece bugünün konusu değil. Geçtiğimiz 4-5 yılın konusu bankalar zarar yazmaya devam ediyorlar reelde. Bu da zaten piyasa fiyatlarına yansıyor. Borsa İstanbul'a girdiğimizde bankaların fiyatlarını zaten görüyoruz hisse fiyatlarını. Onu defter değerlerine oranladığımızda defterdeki değeri 1/3 kadar piyasa değeri var. Bunun sebebi bu. Çok net. İş Bankası mesela örneğin şişe canlı var. Şişe canlı kalkıp çıkmış şirket biliyorsunuz. Onun değerinden daha düşük bir şirket var. Değeri var, değeri var şu an İş Bankası. Yani İş Bankası'na konsolide baktığımızda şişe camı piyasa değeri İş Bankası artı şişe camı piyasa değerinin üstünde. Sebebi de aslında bu yüksek riskten dolayı birinci sebep bu. İkinci sebep maalesef bu hani 2016'dan bir orayı bir kertiniz alalım. O günlerde geçtiğimiz 6 yıldır gelişmelere baktığımızda maalesef işler çok iyi gitmiyor birçok şirket için ve banka için. İyiye giden şirketler var ki onlar aslında ihracat yapan şirketler ağırlık olarak ve finansman kapasitesi kuvvetli güçlü bir anço sahip kurumsal yatırım olan şirketler ki burada da birçok aslında aramızda dağınık yüzler var. Onların ihracat yapmaları, kurumsallaşmaya yönelmeleri, finansal önem vermeleri onları bugün çok başarılı bir noktaya getirdi. Daha da başarılı noktaya götürecek. Toplam kredi büyüklüğüne baktığımızda önce şundan bahsedeyim. Bankalar kredileri üç grupta sınıflıyorlar aslında. Birinci grup problem yok. Yani kredi şirket ya da vatandaş ana parasını, faizini, komisyonunu, vadesini ödüyor ve ortada ciddi bir risk yok, ödeme muhtemelen devam edecek. İkinci grup, ödememiş, üzerinden maksimum 30 gün geçmiş veya ödememe ihtimali var, bir soru işareti var, yani burada bir risk var. O grup, yani o riski düşük olan kredileri ikinci gruba koyuyorlar. Üçüncü grup ise tahsili gecikmiş alacak diye geçiyor. Yani ödememiş, ödemediği tarih üzerinden de maksimumda 90 gün geçmiş kredilerde üçüncü grupta sınıflandırılıyor. Şimdi toplam Türk bankacılık sisteminin Türkiye'deki şirketlere ve vatandaşlara vermiş olduğu krediye bakalım. 5 trilyon TL'ye geldik. Bu 5 trilyon TL'nin %3'ü üçüncü grupta yani tahsil gitmiş alacak. Dönme ihtimali çok fazla yok. Karşılık ciddi oranlar yok. %70-75 merkezinde. İkinci gruptaki krediler ise kabaca %10'da. Yani topladığımızda bize bütün kredilerin
uygun maliyetli olanlar. Ağırlıklar yeni finansmanlar, yeni krediler kamu bankaları aracılığıyla yapıldı. Yani Ziraat, Türkiye'de 50'den fazla banka var ama toplamda baktığımızda 7 banka piyasaya domine ediyor dediğiniz gibi. Kamu bankaları, Ziraat, Halk, Bakır, özel bankaları, Big Four, bizde nasıl Big Four var, orada Big Four var. Garanti, İş Bankası, Fedat Bank. Bu 7 banka toplam kredilerin neredeyse %90'ını oluşturuyor. Dolayısıyla toplam aktif büyüklüğünü de %90'ını oluşturuyor. Bu 3 kamu bankasının toplam bankacılık sektöründeki verdiği krediler dolayısıyla aktif oranı neredeyse 1-3 iken 4 sene öncesinde bugün neredeyse yarısına geldi. Yani kredilerin neredeyse yarısı toplamda var. Müthiş bir büyüme var. Şimdi geri dönelim. Sorunun kredi %13 dedik. Bu sektörün ortalaması. Ama kamu bankalarının ortalamasına baktığımızda %13'den daha aşağıda. %10'larda belki. Özel bankalara baktığımızda kabaca %20'lerde. Şimdi burada bir anomali var. Nedir o? Ziraat Bankası ile Garanti Bankası'na alalım. Bu iki banka başka şehirlerden kredi verdi. Yani kredi veriyorlar. Başka sektörlerin kredi verdi. Yani ziraat atıyorum sorumlu olan enerjiye kredi verdi de garanti ihracat yapan tamamen bu işe çalışan şirketlere mi verdi? Hayır, böyle dağılıyor. Ya da kurumsal, ticari ve bireysel segmentleri var. Sorun bireyselde diyelim, garanti bireysele verdi de ziraat bireysele vermedi mi? Hayır, böyle bir durum yok. Yani reklamda da problem yok. Dolayısıyla orada bir subjektivite var galiba. Kamu bankaları çok fazla riski görmezden geliyor. Ama özel bankalar riski daha çok dikkate alıp ona göre karşılık ayırıp ona göre kar rakamını açıklıyorlar. Ona göre sermaye kayıp rasyonları kamu bankaları daha yukarıda tutuyor gibi bir durum var. Dolayısıyla aslında kağıt üstünde görülen %13'lük sorunlu kredi oranı belki daha yüksek olabilir. 5 trilyon TL'nin %13'ün hesabı kattığımızda 650 milyar TL yapar. Gerçek rakam belki de %20'lerde dersek o da 1 trilyon TL mertebesindedir. Umarım onların bu ikinci ülkeli krediler, üçüncü gruba hızlı bir şekilde geçmez görmez bu krizleri tekrar yaşamayız. Yani bankaların aslında özel bankaların bugünkü piyasa koşullarında ve hatta son 3-4 yıldır piyasadan yavaş yavaş çekilmesi, kamu bankalarının büyümesinin aslında temel sebebi bu. Ciddi oranda risk var, ciddi oranda onaylık var ve özel bankalar kendilerini daha güvenli hissetmek istiyorlar. Ve yatırım kredi verme politikalarında buna göre belirliyorlar. Şimdi işin bu genel finansman koşulları bu şekilde. Peki kim nasıl kredi alabilir? Buna bakalım. Yurt dışından kredi unsurları geliyor mu, açılıyor mu, azalıyor mu? Maalesef orada bir düşüş var. Yurt dışından aldığımız kredi miktarı azalıyor. Vadesi geldiğinde şirketler bu rol ediyor ama %100 değil, %90, %80, %70 oranında rol ediyorlar. Aynı şekilde hazine de böyle yapıyor. Türk bankaları da böyle yapıyor. Risk arttığı için yurt dışından şu anda kredi bulmak tabii ki giderek zorlaşıyor. Çünkü ikinde azalmış durumda. Fakat nereden başka bulunabilir? EBRD, IFC, EIB gibi çok uluslu kurumlar var. Ve bunlar aslında birinci önceliği ticari kazanç elde etmek değil, birinci başka öncelikleri var. İşte ülkede ekonominin liberalleşmesi, ESG'nin kurumsallaşmanın, green financing'in o ülkede artması. Dolayısıyla onlar bu alanlarda Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapıyorlar. EBRD her sene 1 milyar euronun üzerinde bir kaynak sağlıyor. IFC onu yapılır. EIB son zamanlarda biraz azaldı ama bunlar benzer dahil olur. Kalkınma Bankası var. İşte Fransız Kalkınma Bankası, Hollanda Kalkınma Bankası, Alman Kalkınma Bankası gibi. Burada çok uzun vadeli, uygun vadeli borçlanma imkanları var. Bunlar tabii nasıl sağlanıyor? Birçok kriter var. Bu kriterle de uygun eğer bir şirketseniz ve yatırımınız varsa buradan uygun maliyetlerle, uygun maliyetlerle finansman sağlayabiliyorsunuz ki Rusya'ya da çok ciddi oranda destek veriyorlardı. Şimdi o destek devam edecek. Bu bizim için iyi haber. Çünkü Rusya'ya ayrılıyor şu an kaynak. Muhtemelen Mart ayında itibaren Türkiye'ye geldiğini göreceğiz. Dolayısıyla Türkiye'ye olan bu bankaların yıllık 1 milyar dolarlık desteğinin belki de 2 milyar dolarlar mertebesine çıktığını göreceğiz. Çünkü dış politikaları biraz daha
noktaya tekrar yardımcı gözüküyor. Son iki haftada işaretler yönü gösteriyor. Dolayısıyla bir kaynak yolu bu var. Diğer bir kaynak yolu ise her ülkenin Exim Bankası var ya da ECA kuruluşu var. Türkiye'de Türk Exim Bankası başlıyor. İşte Almanya'da Hermes'tir, Fransa'da Kofas'tır. Eğer ithalat yapıyorsanız mal ekipman, o ülkenin Export Credit Agency yani ihracat destek kuruluşu ya da o ülkenin Exim Bankı varsa, Kore'de olduğu gibi, Japonya'da olduğu gibi, Amerika'da olduğu gibi, o ülkenin ihracatını desteklemek için bu kuruluşlar ya direkt kredi veriyor, çok uygun maliyette, ya da yurt dışından, global bankadan, atıyorum HSBC'den, İNG'den kullanılacak olan krediye bir sigorta veriyorlar. Bu sigorta olduğu için de bu kredinin maliyeti ciddi oranda artıyor. Çünkü riski aslında bu ihracat kalkınma, ihracat destek kuruluşu ya da Exim Bankı sağlamış oluyor. Dolayısıyla orada da hatta bir artış var diyebiliriz. Yani ECA ve Exim Bankı kredilerinde de bir artış var diyebiliriz. Kabaca finansman piyasalarına geldiğimiz nokta bu. Maalesef çok iç açıcı, iyimser kalmak istemedim ama durum şekilde umarım Rusya krizi bizim elimize geçir. Ki bu ihtimalle var. Covid nasıl bizim aslında lehimize oldu. Tedarik konusunda Avrupa'ya yakınlık, çeşitlendirme konularında hep destek aldık. Mutlaka daha da almaya devam edeceğiz. Belki de bu krizi bir fırsata çevirebiliriz. Umarım doğru adım atıyoruz. Doğru adım atmayı umarım devam edebiliriz. Şimdi bu işin borçlanma tarafıydı, finansman tarafıydı. Bir de son 3 yılı çok popüler olan ve muhtemelen de önümüzdeki gibi 2 yıl boyunca popüler olacak tonlardan bir tanesini geçelim. Kredi yeniden kullanma konuları. Umarım ihtiyacınız olmaz. Ama ihtiyacınız olduğunda ya da eşiniz, dostunuz, tanıdıklarınızın olduğunda o konuda biraz bilgi vermek istiyorum sizlere. Burada da son dönemde epey çalıştık. Şimdi neden borç yeniden yapılandırmaya firmalara ihtiyaç duyar diye baktığımızda bunun birçok sebebi olabilir. Ama gördüğünüz en temel sebebi şu oldu. Açık pozisyon yaratmak. Yani açık pozisyon şu demek. Varlıkla yükümlülüklerin arasında yükümlülüklerin lehine bir durum ortaya çıkması. Yani geldiğimiz TL büyük oranda ama biliyorsunuz dövize borçlanmışsınız. Burada bir dövizde açık pozisyon yönetiyorsunuz. Türk şirketlerinin finansal kesim hariç, yani üretim yapan ya da hizmet sağlayan şirketlerin Ocak sonu itibariyle açık pozisyonu, döviz açık pozisyonu 113 milyar dolar mertebesinde. Bu şu demek, dolar, TL karşısında %10 değer kazandığında ekstra bu şirketlerin 11 milyar dolar borcu artmış demek. Çok ciddi kur farkı kaybedecekler demek. Maalesef bunu aşağı çekemiyoruz. Dolayısıyla borç yeniden kullandığım ihtiyaçların en temel sebeplerinden bir tanesi bu açık pozisyon durumundan kaynaklanıyor. Bir diğer sebep, gelirler ciddi oranda düşebilir, giderler ciddi oranda artabilir ve borçlarınızın vadesinde ifade edemeyecek durumdasınız. Dolayısıyla bir borçlarınızı tekrar ödeme planına sokmak durumunda kalabilirsiniz. Ya da mevzuatta değişiklik olabilir. Örneğin AVM'ler, uzun vadeli Türkiye'de kredi bulmak TL riskinden neredeyse imkansız. Sebebi çok basit aslında, enflasyon. Bir, enflasyon yüksek. İki, öngörülebilemeyiz. O yüzden uzun vadeli kredi almak istiyorsanız döviz de alırsınız. Yani 10 yıl vadede TL kredi yine bir sürü olmuş olur Türkiye'de. Ama 5 yıl ötesine çıktığında, 5-6 yıl ötesine çıktığında maalesef döviz etki kullanmak, kredi kullanmak yanlış görüyorsunuz. Ki AVM'ler de böyle yaptılar. Yatırım dönüş süreleri 10 yıldan fazladır. Dolayısıyla döviz kredileri ucuz olduğu için ve TL'de uzun süre çok ciddi bir hareket olmadığı için 2018 öncesinden bahsediyorum. AVM'ler kredileri döviz kullandılar ama gelirleri bir günde TL'ye döndüler. Bir karar çıktı ve dediler ki bundan sonra kira kontratları artık döviz yapılamaz, TL vereceğiz. Hepsi sıkıntı yaşadı. Yani bu sizin kontrol edemediğiniz bir durum maalesef. Mevzuattaki değişiklikler. Daha buna benzer birçok sebep olabilir. Ben bu slide'ı muhtemelen 2 sene önce hazırlamışımdır. O zaman küresel ve yurt içi dönemsel gelişme ekledim. Küresel gelişmeler bu kadar etkili değildi. Ama işte 2 haftadan beri yaşadığımız Rusya krizi şu anda bunun en güzel örneği. Bu kriz nedeniyle birçok şirkette maalesef döviz açık pozisyon olan birçok şirkette ya da gelirleri ciddi anlamda düşüyor turizm gibi birçok şirkette krediye yönelik ihtiyacı
orada demiştim, Türk bankacılık sisteminin vermiş olduğu kredi büyüklüğü, nakdi kredi büyüklüğü 5 trilyon TL'ler devresinde. Şu anki sene sonu bilançolara baktığımızda yaklaşık bunların %5'i yani 250 milyar TL'si yeniden yapılandırılmış durumda. Yani yeniden yapılandırılmaya tabi tutulmuş. Bunların 1/3'ü mevzuat kapsamında yapılandırılmış durumda. O da biraz da mevzuattan bahsedeyim aslında. 3 tane yapılandırma yöntemi var. Bir tanesi özel yapılandırma. Yani bankalarda bir mevzuat kapsamında değil, yeni çerçevesinde oturup birebir ya da toplu halde bir müzakere ediyorsunuz ve kredilerinizi belli bir vadeye atıyorsunuz. Belli şartları değiştiriyorsunuz ve tekrar bir sözleşme imzalıyorsunuz. Bunun toplam büyüklüğü özel ya da mevzuat kapsamında 250 milyar TL şu anda. Bunun üçte biri mevzuat kapsamında yapılmıştı. 80 milyar TL. O da hayatımıza 2018 Eylül ayında girdi. Ağustos'taki meşhur papaz krizi sonrası yönetim çıktı. Çünkü kur ciddi oranda artmıştı, faizler ciddi oranda artmıştı. Ve birçok şirketin yapılandığı bir ihtiyaç duyduğunu biliyorduk ve bir mevzuatımız yoktu maalesef. Bir yönetmelik geldi. Bu yönetmenin adı finansal sektörü olan borçların yeniden yapılandırılması yönetmeliği. Bu da bankacılık kanununa 32. madde bağlandı, geçici bir şekilde bağlandı. Sonra da bankalar bir yere geldiler. Bu yönetmelikteki yazanları bir çerçeve okuyorlar. Buna da çerçeve anlaşması dediler. Türkiye'deki finans kurumlarının 59 tanesi bundan da imzaladı. İmzalamayan 3 tane büyük banka vardı ama büyük bankaların neredeyse tamamen büyük bankaların hepsi küçük bankaların bir kısmı hariç 3-4 tanesi var. Hepsi bunun altında imzaladı. Faktörü, leasing ve geçici finansman şirketleri dahil. Ve bu çerçeve yönetmelikte yazan çerçeve anlaşmasının aktarılan prensipler çerçevesinde yapılandırma yapıldı. Buna da kısaca BYY deniyor. Finanslar yeniden yapılandırma. Üçüncü yöntem ise konkordato. Çok zor bir yöntem. Hakim aracında, mahkeme aracında yapılan bir yöntem. Buradan birlikte başarılı bir şekilde çıkan şirket sayısı maalesef Türkiye'de çok az. Onun yerine son dönemde giderek mevzuat kapsamındaki, FY kapsamındaki yapılandırmaların arttığını görüyoruz. Şimdi biraz daha başarılı. Neden ihtiyaç duyduğunu anlatmıştım. Peki böyle bir yapılandırma ihtiyacı duyduğumuzda ne yapmak lazım? Bizim epey projede yer aldık. Buradan edindiğimiz tecrübeye göre çıkardığımız böyle bir 9 tane prensip var. Bir kere bir seri kanmamakta fayda var. Bu sadece sizin başınıza gelmiyor. Ve muhtemelen sizin yanlış yönetiminizden kaynaklı da değil. Büyük ihtimalle ama olabilir. Ama şirkette dönemi çok uzun. Aralık bu tarz durumdan yaşanır. Gayet normaldir. Dolayısıyla bir seri kanmamakta olmak lazım ama kararlı olmak lazım. Ne yapacağınızı bilmeniz lazım. İkincisi, şeffaf, doğru ve zamanlı iletişim yapmak lazım. Bu iletişimi kim yapacaksınız? Tabii ki sizin kim borç verdiyse onunla yani bankalarınızla o iletişimi açık tutmakta fayda var, şeffaf olmakta fayda var, zamanında gecikmeden gidilmekte fayda var. Ve bu iletişim tabii ki sadece bankalara değil, aynı zamanda size mal satan, sizden mal alanlara da bu bildirimi zamanında yaptığınızda fayda var. Üçüncü prensibimiz adil ve eşit yaklaşım. Buradaki kastımız şu, bir bankaya diğer bankadan daha iyi şartlar ya da daha kötü şartlar sunmamak idealidir. Yani herkese aynı yaklaşımda, eşit ve adil yaklaşımda bulunmak sürecin zamanında ve başarılı bir şekilde kalmaması için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Dolayısıyla aslında benim bu 9 prensipten en önem verdiğim konu bu. Adil ve eşit yaklaşmakta fayda var. Bir diğer konu iyi niyetli olmak lazım. Uzlaşıya dayalı optimize edilmiş çözülmemiz lazım. İyi niyetli olmaktan kastım şu. Zaten mevzuat kapsamında yapılanma yapıyorsanız orada da aranıyor. Mutfet. Eğer kötü niyetliyseniz yani bir şekilde mal kaçıracaksınız mesela. Ya da bir zaman kazanmaya çalışıyorsanız. Bu tutmuyor. Bir süre sonra zaten bankalar bunu görüyor. Bugün görmezse yarın görüyor. Dolayısıyla bir başarıya ulaşma ihtimali imkanı pek yok. Uzlaşmak önemli. Çünkü restleşirseniz kaybedersiniz. Tabii ki onun belli bir kararında yürütmekte fayda var. Mutabakat önemli. Bir de optimize edilmiş olması kritik burada. Maksimize edilmiş değil, optimize edilmiş diyoruz. Çünkü aradaki fark maksimize ederseniz bir tarafın çıkarını
O yapılanmanın çöker. Çünkü bir taraf çok mutluysa, diğer taraf çok mutsuzsa, o sürdürülemez. Dolayısıyla bir yapılandırma da optimize edilmiş çözüm çok önemli. Burada mutlu bir şekilde bu süreçte ayrılmak mümkün değil. Her taraf mutsuz olur. Önemli olan bu mutsuzluğu paylaşmak ve süper de mutsuz olmak. Öbür türlü zaten yine sürdürülemez bir noktaya varmış oluruz. Nakit akışına uygun ibadelerden yapmak lazım. Yani kısa süre çözümlerle ilerlemek lazım. Gerçek, sağlam, ayağa yere basan bir nakit akış çıkarmamız lazım. Ve bu uygun bir vadelendirme, yapılandırma gerekir. Öbür türlü o da tekrar yapılandırma ihtiyacını ortaya çıkartır. Hissedar desteği kritik zaten bankalarımızda hep şunu söylerler. Ben şirketine inanıyorum ve sana gerekirse kredi veriyorum. Vadeyi de açıyorum, destek veriyorum, taşın altına elini koyuyorum. Ama sen hissedar eğer şirketine güveniyorsan sen de taşın altına elini koyuyorsun. Bu nasıl olur? Kefalet olacak, kefalet isterdim mesela. Ya da altı buradan verdiğiniz bir teminat varsa o teminatı vermenizi beklerler, isterler. Zaten mevzuatta bunu açıkça yazıyor ve istiyor. Eğer FE'ye kapsadığı bir yapılandırma olacaksa. Profesyonel desteği önemli. İçeriden ya dışarıdan bu işi bilen, daha önce yapmış, başından geçmiş insanların desteğini almak her zaman gerekiyor. Nasrettin Hoca hesabı. Bana doktor değil de ağaçlanmış annemini biliyor. Çünkü o biliyor ağaçlanmış annemini olduğunu. Dolayısıyla daha önce başından böyle bir süreç geçirmiş insanları dışarıdan ya da içeriden desteğini almakta fayda var. Yönetim ile, yani icra ile yönetim kurumunda, hissedarların da eşgüdümlü olması gerekiyor. Aynı bilgi seviyesine sahip olup, kararlı bir şekilde aynı adımları atması çok önemli. Tabii ki kurumsal yapının oluşturulması ve sürdürülebilir kurulması çok kritik. Ki bundan sonra tekrar böyle bir sizden kaynaklanan, yanlış yönetimden kaynaklanan bir sıkıntı yaşamayın. Yani uzun vadede doğru bir anlama yapabilir diye bu kurumsal yapının kurulması da son derece kritik. Yöntemlerden zaten bahsetmiştim. Atılacak adımlar ise şunlar. Öncelikle bir hemen böyle bir durum başınıza geldiğinizde bir durum analizi yapmak lazım bir şekilde. Yani ne durumdayız, opsiyonlarımız neler, bunları belirlemek lazım. Eğer yapı çok büyükse, buna ilişkin finansal ya da hukuki ya da ikisi birden danışmanlığının alması gerekir. Yani daha önce bunları yapmış, yaşamış insanların olması önemli. Sonra da bir strateji belirlemek lazım. Sonra da yöntemi seçmek lazım. Hangi yöntemle biz bu işi çözeceğiz? Ve iletişim kritik. İçerideki, dışarıdaki ve bankalarda iletişime geçmek lazım. Bir karar, strateji oluşturulup, yöntem seçilip, arkasından bir zaman planı ve bunun ilişkin bir boyut planı çıkarttıktan sonra da iletişime geçmek çok önemli zamanında. Bir nakit akışı, bir yapılan, yeniden yapılanma planı hazırlamak lazım. Ki onu müzakere edeceksiniz aslında bankalarda. Sonra da zaten müzakere aşamasına geçiyor. Bu biraz uzun sürüyor. Böyle tabii kolay oldu. Bazen 3 ay, bazen 6 ay, bazen 1 yıl, 2 yıl sürdüğü oluyor. İşlerin zorluğuna göre, insan koşullarına göre değişiyor. En sonunda bir anlaşmaya varıyorsunuz ve sözleşme, yeniden yapılan sözleşmesi üzerinde ve karşılıklı olarak imzalanmış bir süreç tamamlanmış oluyor. Kabaca atılacak adımlarda bu şekilde. Mevzuattan zaten az önceki bölümde bahsetmiştim. Şu an mevzuat gayet ilk başta banklar biraz negatif yaklaşıyordu. Çünkü çok test edilmemiştir. Yani FE kapsamındaki yapılandırmaya genelde hani balesi tükmeyen şirketleri alalım artık buradan geri dönüş yok denilen şirketleri almayı düşünürken birçok bank yöneticisi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, yönetim kurulu sistemin öyle olmadığını aslında nakit akışında geçici bir problem yaşayan. Dolayısıyla iyi bir yapılandırmayla yaşamaya devam edecek, hatta çalışmaya devam edecek, değer katmaya devam edecek, belki daha kuvvetli bir şekilde geri dönecek olan şirketlerin de FE kapsamında yapılandırmaya tabi olduğunu gördük. O yüzden artık piyasada da hem bankalar tarafında hem iş dünyasında algı negatiften pozitife dönmüş durumda. Çünkü birçok şirket bu kapsamda başarılı bir şekilde borçla zihinden yapılandırdı ve iş hayatından devam ediyorlar. Burada uygulamaya geçelim isterseniz. En önemli konu aslında bu. Bir kere amaç ne? Amaç şu, nakit akışında bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani borçlarınızı zamanında ödeyemezsiniz. Gelmişsiniz, bir operasyon yapılması gerekiyor.
ve bunu iyi niyetli yapmak istiyorsunuz. Dolayısıyla amacınız nakit akışına uygun bir ödeme planı ortaya çıkarıp burada anlaşmaya yapmak. Mevzuatta ise şunu söylüyor. Bir, iyi niyetli olacak diyor. İki, yapılandırma sonrası bu şirket üretmeye ve istihdam yaratmaya devam edecek. Eğer bu iki şart varsa o zaman o başvuruyu kabul et ve bunu yapılandır banka diyor. Mevzuatta söylediği şey bu. Çok doğru bir yaklaşım. Eğer iyi niyet varsa ve sorun geçirilirse ve doğru bir nakit akışına uygun bir vadelendirme yapılırsa o zaman istihdam yapmaya devam eder, üretmeye devam edecek. O zaman bu yapılandırma zorunda banka. Bunu başlıyor. Bu aslında şirketlerin lehine durum. Ne yapıyorsunuz? Böyle bir ihtiyaç olduğunda en büyük sinyalini vermiş 3 bankadan bir tanesine bir başvuruda bulunursunuz. Zaten Türkiye Bankalar Birliği sitesinde de başvuru mektubu vardır, tüm detayları değiştiremiyorsunuz bir cümlesine dahi, bir noktasına dahi. Altını imzadır. Veriyorsunuz, gerekli diğer evraklarla birlikte. Sonra süreç başlıyor. O 3 bankadan birisinde başvuru yaptınız. Sonra başvuru yaptığınız banka sizin verdiğiniz listedeki diğer bankaları çağırıyor. Diyor ki bu şirket daha böyle bir başvuruda buldum. Dedi ki bana şu kadar servis riski var, bu kadar teminatı var. Doğru mu? Onlar toplanıyor. Sonra kablo ortaya çıkıyor. Kimin ne kadar sigara ortaya çıkıyor. Sonra bankalar bir araya geliyor. Ve alacak kuruluşlar konsorsiyumu oluşturuluyor. Sonra onayın toplantısını yapıyorlar. Ve diyorlar ki biz bu başvuruyu kabul edelim etmeyelim mi? Zaten eğer bahsettiğim şartlar varsa kabul ediyorlar ve süreç başlıyor. Süre 3 ay. İyi 3 ayda uzunma ihtimali var bankaların onayla giren. Ama fiiliyatta bunu daha da uzadı durumlar var. Yeter ki bankalar işlerin yoluna gittiğini bir anlaşmaya varılacağı kanısına hakim olsunlar. Dolayısıyla burada süre çok kritik değil ama 3 aylık gitmesi genelde çok zor. Ortalama 6 ayla 12 arasında süre tamamlanıyor diyebiliriz. Fizibilite mutlaka bir nakit akışı isteniyor. Bunu şirket de yapabilir, banka da yapabilir ya da bağımsız bir danışmada yaptırabilirler. Eğer rakam çok büyükse genelde şirketler bizim gibi firmalara bir nakit akışı yaptırıyorlar, bir rapor yaptırıyorlar ve onlara bağımsız görüş raporu deniyor. Biz de bu raporda diyoruz ki şirketin geçmişi bu, potansiyel geleceği bu. Kredileri bu şekilde yapılandırırsan başarıya ulaşır ya da ulaşmaz. Biz bu görüşü sunuyoruz. Bankalar bunu kredi komitesinde tüm kurumu değerlendirip PwC böyle diyor, bizim kararımızı bulur diyor ki genelde karar ortak çıkıyor çünkü nesnel gelire dayalı bir rapor ortaya çıkıyor, akmıyor bir. Bu konuda normal bir başvurulduğunda tabardan bir şey olmaya başladı değil mi? Doğru, evet. Yapılması daha kredi faizinde karşılar şeyden şartları. Aynen öyle. Bu konuda belki ben doğru biliyorum değil mi? Doğru, aynen öyle. Şimdi finansmanı yaşayınca zorlaştığı için, talep çok olduğu için ama arz yetersiz olduğu için çok kıymetli olduğu için ki Türkiye'de böyleydi, daha da burada böyle olmaya başladı. O yüzden bankalar bir yeni özellikle büyüme potansiyeli olan ama finansalar o kadar da kuvvetli olmayan, borçlu yüksek olan firmalara gelip geri verirken bu raporu istiyorlar. Böylece aslında biraz da kendini rahatlatıyorlar. Yani kredi komitesi, yeni yönetim kurumundaki insanlar karar verirken tamam ben bu karar veriyorum ama bakın bağımsız global işte maşinler çocuklar, profesyonel çocuklar onlar da bu iş olur diyor. Böylece o riski aslında biraz azaltmış oluyorlar. Hem de global banker'ın herkesin anlayabileceği tüm dünyada geçerli bir rapor ortaya çıkıyor. Böyle bir faydası da oluyor. O yüzden çok yani değerlendiren bir konu olduğu için ne olursa olsun mali kadroları gördüğün zaman geçmişe yönelik performansı da yiyorsunuz ya. Bu aslında senin bahsettiğin parça ileriye dönüp de projeksiyonu çeviriyor. Aynen öyle. Gelmesini de çeviriyor. Aynen öyle. Son dönemde çok arttığını gördük. Bu dönemden daha da artacaklar. Özellikle büyük bankalarda, özel bankalarda bunu daha çok yapıldığını görüyoruz. Fİ'nin hayatımıza getirdiği yenilikler var. Onlar neler? Bir kere başvuru yaptığınız andan itibaren bütün borçlarınızı, bankaya olan borçlarınızı durduruyorsunuz. Yani ana para, faiz, komisyon ödemeler duruyor. Ta ki bir anlaşmaya varana kadar bir durum korunması var. Bunun sebebi de şu, niye böyle bir mantık var? Siz yarattığınız fazla nakdi piyasa yerine bankaya öderseniz, piyasa ödemeyi yapamazsanız ileride bu kredi bir şirket orada kalmaz. Dolayısıyla o 6 aylık, 9 aylık, 12 aylık her neyse süre, o süre içerisinde nakit yaratıp
Ve ona gittim, piyasa ödemelerinizi yapın, vergi ödemelerinizi yapın, SSK ödemelerinizi yapın, maaş ödemelerinizi yapın, malınızı alın, üretin, satın ki kâr yapın, nakit yaratın, onunla dönüp uzun vadeli kredi verirsiniz. Yani banka diyor ki tamam ben bir yılın geriye gidiyorum, öyleyse ben piyasa ödemeleri yap, anlaşalım, ondan sonra bana yap ödeme yap. Çünkü zaten bunu yapmazsa banka ödeyecek para yaratacak bir şirket ortada kalmaz. Dolayısıyla standstill durum korunması sisteme bize getirdiği önemli güzellik. Eğer bankaya 50 bin lira borcun varsa o senin sorununda değil. Eğer 500 bin lira borcun varsa bankanın sorunu da var. Daha da büyükse o zaman devletin sorunu. Daha büyükse devletin sorunu. Dolayısıyla ilk getirdiği özellik bu. İkincisi şu, kararlar benim çoğunlukla alınıyor. O da kredi verenlerin toplam kredi yüklüğünün 2/3'ü sağlanırsa küçük bankaların küçük alacakları sistemin tıkamasını engelliyor. Yani atıyorum 3 bankanız var. 2 bankadaki toplam kredinin %95'i 2 bankada %5'lik krediye sahip olan banka şunu diyemiyor. Hayır kardeşim ben bu yapılandıklarına okey vermiyorum. Bana borcumu bugün öde diyemiyor. Ya da faiz %7 ben kabul etmiyorum. %17 istiyorum diyemiyor. Çoğunluğa uymak zorunda oluyor. Bu da büyük bankaların aslında sistemi domine ettiği liderlik yaptığı bir sistem oluşturuyor ki bu da aslında borçluların, şirketlerin lehine bir sistem. Üçüncü getirdiği yenilik kredi silme. Bu çok az, çok az projede gerçekleşti. Eğer ki ciddi bir nakit akışı yapıyorsunuz, banka yapıyor, bunu bağımsız danışmana yaptırıyor. Önümüzdeki X yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, işte bir konsesyon varsa olsa 49 yıl belki nakit akışları muhafazakar bir şekilde ortaya konuluyor. Baz senaryo oluşturuluyor. Ve bu net nakit akışı her sene sonundaki belli bir kontrolünü güne getiriliyor ve bir değer ortaya çıkıyor. Eğer o değer çok ciddi miktarda kredinin altındaysa, hatta şunu söyleyeyim, şirket değeri diyelim 100. Ama borcunuz 200. Bir de bu şirketin dışına teminatlar vermişsiniz. Diğer onun yerine 110. Arada 90'lık fark var. Ve gidişat da çok iyi değil. Sektör kötü gidiyor, şirket kötü gidiyor. O zaman ya bir dakika bu bunu ödemez. O zaman bizim kredi bir kısmı silelim. Noktasında bankalar varabiliyor. Çok az durumda ortaya çıkar. Kimse borcundan kolay kolay vazgeçmez. Böyle kolay değil. Önce bir tatlı attırılır, bir vade verilir. Sonra bir daha yapılır. Üçüncü defa sıkıntı yaşandığında genelde yaşanır. Mesela temizlik sektöründe daha önce yaşadığımız gibi şu an çok iyi biliyorum. Mükemmel bir arada. Dağılık yapıyor. Dolayısıyla bazı sektörlerde, bazı şirketlerde bunlar yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Fakat buradaki önemli bir nüans var, o da şu. Bu kararı alırken 2/3 çoğunluk yetmiyor. %100 çoğunluk gerekiyor. Yani herkesin okey demesi lazım. Okey demeyen kredisini silmez. Dolayısıyla büyük bankalar sebebiyle küçük bankalar genelde silmez. Vadeye alalım, alabilirim, alabilirim, alayım diye bakarlar. Dördüncü getirilen yenilik ise şu. Bazen kredili hisse yer değişebiliyor. Mesela Türk Telekom'un %55'ine sahip olan Ojer Telekom. Sahibi de bak değil biliyorsunuz. Lübnan'dan Hacıhanesi. Bankalar orada %55 şirket ortağı oldu. Yani krediyle krediyi bir miktar hissettiler. Şirketin değeri uygun bir değerleme yaptılar. Ve o değerden kredisini silip yerine hisse aldılar. Ve Türk Telekom %55'i şu anda bankalardaki %90'ın 3 tane Türk Bankası'nda hisseler alınır. Dolayısıyla kredi hisse takası gerçekleşebilir. Orada da yine %100 oranında bir mutabakat şart. En önemli konuyu sona sakladım. O da şu, bankada ilk başta F'ye başvurma hallederiz abiler. Çünkü birebirle görüşerek kendisini çıkar sağlayabilir. İşte kredisini bir miktarını azaltabilir, ekstradan bir kefalet alabilir, ekstra bir teminat sağlayabilir. Kendi kurtarmaya bakar. Ama siz başvuru yaptıktan sonra şu kadar o iyi yapmışsın, iyi ki burada başvurdu. Çünkü eğer çok banka varsa, kredi çok büyükse, doğrudan ciddi bir sıkıntı varsa bunu birebir denetlediğiniz mümkün değil. Birinci sebep bu. Dolayısıyla bir mevzuat çerçevesinde derli toplu bir iş yönetmeyi çok önemli. Ama daha önemlisi şu, bankacıların üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sağlanan bir zimmete para geçirme hikayesi var. Yani bir kredi komitesindeki üye bir genel müdür yardımcısı, yönetim veya daha yüksekte yönetim kurulundaki insan ki genelde yaş ortalaması 50 üstündedir. Sistemden çıkmasına
5 sene kalmıştır, en fazla 10 sene kalmıştır. Ya da bir an ilgili olacaktır, ya başka bir an gelecektir, ya da bir şirkete gelecektir. Şu riski almak istemiyorum. Diyelim 100 kredi var. Eğer buna 10 yeni kredi verirsen, 110 tamamı garanti altına alır. Çünkü o 10 işletme sermayesiyle aslında şirketi toparlıyor ve borçlanın bir noktaya geliyor. Ama işlere girerse problem yok. İster kötü giderse, yarın bir gün bir dava açılabilir ve o 10 krediyi veren, şirket batarsa eğer, o ekstra 10 krediyi veren altına imza atanlar, zimmete para geçirilmiş suçlanıp 10 yıl, 20 yıl hapiste yatmak durumunda kalabilirler. Adam şöyle bakıyor şimdi, bir dakika, ben zaten 2 sene sonra emekli olacağım. Ya da 2 sene sonra sistemden çıkacağım. Yumuş geleyim bana der. Dolayısıyla bankayla bankacının çıkar çatışması ortaya çıkar. Yani o ekstra krediyi vermek bankanın lehinedir. Ama bankacının aleyhinedir. İşte sistem burada çok güzel bir şey getirdi. Mevzuat diyor ki, eğer sen yapılandırmanı DE kapsamında yaparsan, bu kredi kararını altına imza atan kimseye ben ileride zimmete para geçirmek suçlaması dava açmayacağım. Bu risk yok. O yüzden bankacılar daha rahat davranıyorlar. Gerçek yapılandırmayı yapabiliyorlar. Yeni kredi alınabiliyor mu? Evet. Yeni kredide 2/3 çarpıyor. Orada da %90 çarpı var. Yani bütün bankaların, bütün kredinin %90'ı yeni krediye giderse hepsi kendi parayı vermek zorunda kalıyor. Ama sadece kredi vermek isteyen bankalar, ben vereyim, vermek istemeyen vermesin diyorsa o zaman da 2/3 kuralı geçer. Yani kredi silme, kredi hisse takası ve yeni kredi herkesin garametten yani prorata katılma zorunluluğunun dışındaki bütün kararlar 2/3 çoğunlukla alınıyor. Bu diğer kararlar kredi silme ve hisse takası %100, yeni kredi herkesin zorunlu girmesi oranında %90 kararıyla alınıyor. Ve sistem aslında şu anda başarılı bir şekilde çalışıyor. Beklentilere bakacak olursak maalesef yapılandırmasını yapmış şirketlerin bu girişte bahsettiğim sebeplerden dolayı tekrar bir yapılandırmaya tabi tutumunu göreceğiz. Tekrar başvuran bir yerde göreceğiz. Bu birinci konu. İkinci konu, daha önce hiç yapılandırma ihtiyacı olmayan şirketlerin yine mevcut makroekonomik sebeplerle bir yapılandırma ihtiyacının olduğunu maalesef göreceğiz. Ama bir şekilde halloluyor, çözülüyor. Yeter ki ortada iyi niyet olsun, yeter ki ortada üretim olsun, istihdam olsun değil. Ve yemek vakti geldiğinde daha fazla uzatmıyorum da. Evet, çok uzun konuştum. Bırakırsanız ben daha sabah kadar konuşuyorum. Sorularınız varsa cevaplamak isterim. Kur artışının orta uzun vadede enflasyona gel. TÜİK enflasyon diyelim. Buna göre artışının gerçekleşeceğine ilişkin bir teoriyi söylediniz. Teoriyi mi söylüyorum? Evet. Bunun gerçek enflasyonla ilişkilendirildiğinde daha yüksek artması aslında muhtemel bir teoriye kesinin dışında. Aslında hedeflenmesi gerektiğinin gerçek enflasyonla olması gerekir. Yani %20'ler, küsurlar enflasyonla yerine %20'ler civarında bir değişim olacağını beraber ettir aslında gerçek teori. Ne dersiniz? Bence öyle. Şimdi gerçek enflasyonu da ölçmek tabii çok zor. Bu arada TÜİK'in çıktığı bir yalanın yanlıştır demiyorum. Hiçbirimiz demiyor. Ama farklı ekonomistlerin, farklı kurumların açıkladığı farklı oranlar var. Herkesin enflasyonu da farklı. İşte kirada oturan farklıdır. Yatı olanın farklıdır. Asgari ücretli çalışanın farklıdır. Şirketlerin de farklıdır. İhracat yapılan şirketin farklıdır. Sektörü farklıdır. Ama genel bir düzey 3 aşağı 5 yukarı belirlenir. O yüzden de bu hesabı yaparken gerçek enflasyondaysa günün sonunda oraya varacaktır. Orta uzun vadede oraya yaklaşacaktır. Yani piyasayı git edemezsiniz mümkün değil. Başka soru var mı? Zaten yemekte de beraber. Evet. Ben teşekkür ederim. Zeynep Başkanım, müsaadeniz olsa. Teşekkür ederim. Zeynep Başkanım, burada faaliyet olmuş istiyoruz. Evet arkadaşlar, yemekleri de evet. Evet, çok teşekkürler.
Vallahi. Evet, merhaba. Ne haber Andres? İyiyim, şu an sen nasılsın? İyiyim. Devam ediyorum. Yapılmış. Aynı zamanda dünyada ve Türkiye'de CEO'ların 2020
teknolojiye dair bir bilgilendirme sahip olur. Son olarak da finansmana erişim konusunda çok güzel bir bilgi sahip olur. Bizim DESİAD olarak zaten temel hedefimiz iş dünyası göre bu ölçekteki bilgi bileşenleri bir araya getirmek. Bizim bu nedenle sağlamamız iş dünyasındaki öyle bir şey. Thank you.
Thank you.
yok. Ben biraz sonra gideceğim. Yakışıklıyı bulunca sen gelsin. Gidiyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. Görüşürüz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Serhat Bey, görüşmek üzere. Çok memnun oldum. Aynı şeyle oldu. İyi.
yol. Neden 7 yıl? Boş ver. İstanbul'u bekliyorum. Tamam. İnşallah. Güzel günler. Tamam. Oldu. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok selamlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olun. Şehirde mi, Marla'da mı? 6'da. Toplantı mı? 6'da. İstişare toplantısı mı? Evet. 6'da. 6'da. Hemen geliyorum. Yemek ondan sonra. 6.30. Ben yemeğe kalmayacağım herhalde. Öyle mi? Toplantı yerine. İyi, tamam, tamam, konuşuruz. Tamam, görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hemen geç çekeyim. Maskeni çıkar. Evet. Akşam görüşürüz. Hemen geliyor. Çok tamam. Başka bir şey bizi kaldı mı? Yok, burada kalmadı. Tamam, bu değil. Bir şeyin yanlış bir saatine geçmiş.